Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Mehmet Emin Tüysüz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben yani nüfus cüzdanına göre, ben gerçek yaşımı bilmiyorum. 1961 doğumluyum. Siverek doğumluyum. Aslında ben Siverek bir köyünde, Markit'te bir köy var. Orada doğdum. Tabii gün, tarih belli değil. Yani ay ve gün yok. Sadece yıl var. 1961 doğumlu sadece yazılıyor. Bizim köy sonra sanırım Ermeni'den dönme birisine satın aldılar. Benim dedem satın almıştı. Orada 5-6 yaşına kadar oradaydım ben. Orada bir de başka bir köy de var. Orada yani iki tarafta da yaşıyorduk. Sonra bizim ya 5-6 yaşlarındaydım. Bizim köylere bir cip geldi. İçinde bir okul müdürü, Mehmet Yıldız diye bir okul müdürümüz vardı. Demokrat Köy Enstitülü'ydü. O köylerde okul olmayan köylerden öğrenci topluyorlardı yatılı okul için. O sene ilk açılmıştı. Ben ilk öğrencilerinden birisi bendim. Biz 200'e yakın köylerden öğrenci topladılar. Bu hani Osmanlıların Balkanlardaki Hristiyan çocuklarını topladığı gibi bizim de aynı öyle bizi topladılar. Tabii dediler hükümet okulu, köylerin deyimiyle işte biz bunlar gidip hükümetin okulunda. Çoğu korkudan çocuklarını vermiyordu. Babam da beni okutmak istiyordu. Diyordu ben göndereceğim, ben cahil kaldım bari bu okusun. Onlar da geliyorlar, yemek bizden, içme bizden, para bizden, elbiselerini vereceğiz. Biz bunları size besleyip bunları okuyacak, işte adam olacaklar. Biz de okul açıldığı zaman gittik. Zaten o dönemde biz fistan giyiyorduk. Fistan giyiyorduk. Türkçe'de bir tek kelime bilmiyordum. Biz sadece erkekleri almıyorlar, yanında bir de kız olacak diyorlar. Kız olmayanı biz erkek almıyoruz. Dolayısıyla bir kız kardeşim var, onu da babam eş olarak gösterdi. Yani bir kız bir erkek alıyorlardı. Bizi götürüp fotoğraflarımızı çektiler. İlk gidenlerden bizdik yani. Biz ilk gittiğimizde 5-6 kişi vardı okulda. Bizim fotoğraflarımızı çektiler. Herhalde şey gazeteye vermişlerdi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra 2-3 hafta içinde okulda olunca başladılar. Bize Türkçe öğretmeye, işte harf sayıları öğretmeye. Ben de bilmiyordum hatta her... O sınıfta da bir iki kişi Türkçe bilen çocuk getirmişlerdi. Öküzsüz çocuklar, başka yerler. Bu Hatay'dan yetiştirme yurduna getirmişler. Bunlar Türkçe biliyorlardı. İlkokul orada öyle okudu. Bizi bir de senede iki defa biz köye gidebiliyorduk. 15 tatilde bir de yaz tatilinde gidebiliyorduk. Şehre de inemiyorduk. 3-4 kilometre Siverek'in dışında bir okuldu, yatılı okuldu. Türkçe öğrenme konusunda zorluk çektiniz mi? Bir de ben ilk yatılı okula başladığım zaman sanıyordum insan okula gittiği zaman Türkçe bilmiyoruz ya sanıyordum insan yatar sabah uyandığında Türkçe öğrenmiş olursun. Ben sabah uyandım baktım Türkçe bilmiyorum. Bu sefer öğretmenler de bizimle oynuyorlar o bir iki hafta sadece bize alıştırmak anlamında. Ben öğretmenlerden kaçıyordum çünkü Türkçe bilmiyordum. Onun için Türkçe bilmeyeceğim beni dövecekler. O ara bizim komşu köylü bir Selahattin diye bir arkadaş vardı. Ona söyledim. Kürtçe dedim Selahattin. Türkiye alim yazdı alimim. Kürtçe söylüyor. Kulla Türkiye'nin ya bu çıtı bir alimim bu. Deyince ben tabii cesaret aldım. Dedim valla bu da öğrenmemişse demek ki başkaları. Birkaç kişiye daha sordum. Kimse öğrenmemiş. Ondan sonra zaten bir iki hafta sonra okula başladılar. İşte bizi Türkçe öğretmeye, harfler
öğretmeye başladılar. Çizgi çizme işte. Normal ilkokul nasıl başlıyorsan. Ortaokul 1'e kadar orada okudum. Ortaokul 1'den sonra bu parasız yatılı imtihanlar var. Ona girdim ben. Hangi okulu kazandınız? Şey kazanmıştım. Mersin Tevfik Sarı Gül Lisesi yatılı bölümünü kazanmıştım. Oraya gittiğimde tabii ben o ana kadar da şey biliyordum. Yani tüm Türkleri şey biliyordum. Yani Türk deyince işte öğretmendir, doktordur, askerdir, polistir. Bunları ben Türk bilirim. Yani insan okuyunca Türk olur. Ya işte ya öğretmen, mühendis ne olursa artık Türk oluyorsun. Tabii Mersin'e gittiğimde baktım onlar da bizim gibi işte sokakta bakkalı var, çakalı var, işte hamalı var. İlk kere şok oldum. Hala Türkler de bizim gibi böyle şeymiş. Yani ben Türkleri dedim ya okumuş insan olarak biliyordum. Orada bir şok yaşadım ama daha şeyin ayrımında değilim. Yani biz ayrıyız şey değil de çünkü kendim Türk biliyordum dedim ya bu Balkanlardaki Türk çocuğu şey Rum çocukları bizi devşirmeye çalışıyorlardı. Çünkü zaten yatılı okullarda Kürt sendalar. Kendimizi Türk biliyorduk çünkü bize Atatürk sevgisi, aşırı Atatürk'e hayranlığımız vardı, devlete bağlılığımız vardı. Yani esas Türk kendimizi biliyordu çünkü okuyoruz biz. Orada kayıtlarımızı başladık. Okula artık normal devam ettik. Okulda bir de şu var. Ben sanıyorum ben Türkçe öğrenmişim. Gittiğimizde bazen kelimelerini öğrenmiyorduk. Çünkü onların lehçeleri farklıydı. O yani Türkçeyi esas orada öğrenmeye başladık. Kürt olduğunuzu nasıl anladınız? Bu aralar yani bu Kürt Türk şey açısından da kendimi Türk biliyorum. Bazen fırsat bulduğumuzda denize gidiyorduk. Denizde yine bir gün gider bile yüzmeden sonra işte elbiselerimi giyiyorum. Karşı taraftan iki asker geliyor. Kendi aralarında konuştular. Baktım yanıma gelirler. Bana yanından geçerken bana dedi sen nesin lan dedi. Dedim ben Türk'üm böyle gururluca. Dedim ben Türk'üm. Türk'üm deyince o da memleket meraktı. Acaba nerelisin? Dedi, nerelisin dedim Urfa'lıyım. Siktir lan kurrosu dedi. Urfa'da Türk ne gezer lan dedi. Böyle deyince ben de tabii biraz şok oldum bir de zoruma da gitti ama içimde korktum çocuğum çünkü 11-12 yaşlarındaydım. Dedim kendi içimden mi daha ona küfür ettim. Asker kafanıza kuşku mu soktu? Abi bura ben bir çelişki kafama girdi tabii yani Kürt Türk hep Kürt Türk konuşmaya başlıyoruz. Diyelim bizim arkadaşlarımızın evlerine gidiyoruz hepsi Türk'tü zaten biz iki kişi Kürt vardı bizim sınıfta. Nerelisin? Ha ya işte bizim de komşu Kürtler var ya işte bizim tanıdığımız Kürtler var. Böyle hep bana Kürtlüğü hatırlatmaya çalıştılar. Bu arada da tabii 74-75 dönemi burada sağ sol şeyleri de artık ortaya çıkmış deniz gezmişler. Onların ilkokuldayken daha zaten asmaları duymuştuk biz onların. Tabii onlar da biz onları bir kahraman olarak görüyoruz. Henüz Kürt olduğunuzun bilincine sahip değilsiniz. Tabii Mersin'de bu anlattığım olaylar işte bizim hep Türklerin evlerine gizli bize Kürt Kürt demedi. Biz daha o ara yani yavaş yavaş Kürt bilincimize vardık. Bir de o dönemde 74-75'te bu Barzani hareketi vardı. Artık Hürriyet'te gazetelerde çıkıyordu işte böyle vurduk böyle yok oldular kaçıyorlar. O ara ister istemez bir ilgimizi de çekti. Barzani'nin o yenilgisi, dağılması zaten o zaman artık 13-14 ya 13 yaşlarında falandım 13-14 bir ilgimizi çekti. O arada dernekler de oluştu. Biz yavaş yavaş derneklere gitmeye başladık. Ve öylece biz yani Kürt olduğumuzu ister istemez sola kaydık. Sonra okullarda bu olay molayları faşistlerle kavramaya derken kitap okumaya başladı. Yani kendi Kürt bilincimize vardık. Hep Mersin'de mi kaldınız? Lise son sınıfta bizi okuldan attılar, dağıttılar daha doğrusu. Okulu dağıttılar, yatılı okulu. Çünkü orada hep solcu, çoğu solcu olmuştu. Bir dersimler vardı. Kimi Kürt soluna, kimi Türk soluna kaydı. Son sınıfı Diyarbakır'da Ziya Gökalp Lisesi'nde okudum. Liseden sonra üniversite imtihanlarına girdim ve gittim. Direkt Siverek olayları o zaman başlamıştı. Ben de Siverek olaylarına katıldım. TKP-ML TÜKO taraftar olarak 12 Eylül geldi ondan sonra zaten 80'de yani bir kısa geçiyorum artık burada yani sempati bir
taraftarlığımız şu. 12 Eylül gelince mecburen, çünkü o arada asmalar başladı. Yani ne oldu? Biz ilk 12 Eylül gecesi dağa çıktık. 29 kişi. Orada bizim arkadaşların şeyi, yani işte bu kışı atlatırsak işte gerilla savaşın başlatılacağını gibi şeyler söylediler. Dışarıdan geldiler. Yani dışarıda derken Mersin, işte İstanbul, Dersim'den arkadaşlar geldi. Sonra gruplarında sağ sola dağılmalar oldu. Tecrübesizlik de vardı. Bu arada peş peşe asılmalar olunca köyler de bizi barındırmamaya çalıştı. Bir arkadaşımız hatta uyuz oldu. Birkaç arkadaş hastalandı. Bir kaza kurşunundan söz etmiştiniz. Bu ara bizim bir arkadaş öldürüldü bu arada. İbrahim Halil Katar. Bir arkadaş silahını ağzına almıştı. Birisi de onun silahını oynarken bizim arkadaş orada vuruldu. İbrahim Halil Katar diye bir arkadaş. Daha sonra arkadaş şey yaptı dedi, yani biz böyle gidersek hastalanacağız. En iyisi biz bu kışı atlatalım. Nisan'da falan gelip tekrar bir araya gelip dağa çıkalım. Öyle anlaştık. Geldikten zaten kısa süre sonra hepimiz de yakalandık. Yani ben Siverek'te yakalandım. Oradan diğer Urfa'ya götürdüler. Urfa'da 39 gün polis işkencesinde kaldım. Zaten normal işkenceleri herkes biliyor. Yani Filistin asmaları vardı. Ben 30 şeye gittiğim zaman artık felçtim. Yarı felçlik oldum. Yani korktum sanırım herhalde felç olurum diye. 3-4 ayı bile yarı felçlik geçirdim ben. 30-31 Ocağı kadar poliste kaldım. Ben 23 Aralık 1980'de yakalandım. 30 Ocağı kadar Urfa polis işkencesinde kaldım. Oradan da şeye götürdüler bizi. Diyarbakır İstikam. Orada savcılığa çıkmak için bekledik. 25-26'sında savcılığa çıktım. 27'sinde de bizi Diyarbakır'a götürdüler. Yani İstikam da Diyarbakır'daydı. Ama Diyarbakır cezaevine, bizim meşhur bildiğimiz Diyarbakır cezaevine götürdüler. Meşhur cezaevine gittiğinizde ortam nasıldı? Beşnurlu cezaevine gittiğimizde artık tüm koğuşlar teslim olmuştu. Sadece 35. koğuş direniyordu. Ben de tabii gittiğimizde biz de direkt, yani orada arkadaşlarım nasıl onlara uyum sağlamıştı, biz de onlar gibi hareket ettik. Zaten yerler bir yallağım suları. Bizi sonra şey verdiler, koğuşlara verdiler. 16. koğuş diye bir koğuşa verdiler. Oradan sonra anlattılar, yani işte nasıl teslim alındığını. Önce koğuşlara saldırılmışlar. Onu daha önceki arkadaşlar size anlatmışlardır. Direkt ben bizim koğuştan bahsedeyim. Bizim koğuşta günlük işte işkenceler başladı. Tabi bu Haziran'a kadar sonra. Haziran'da da sanırım Haziran olması lazım. Mayıs ayı Haziran'da 35'te teslim alındıktan sonra Öperlo'da Kemal Pir, Hayri Durmuş, bunları konuşturdular. Yani ondan sonra anladık ki onlar da teslim olmuşlar. Onların konuşmaları herhalde Kemal Pir Gençliğe Hitabesini hatırlıyor, onu okudu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Hayri Durmuş da Ergenekon'la ilgili konuşma yaptı. Yani Ergenekon çıkışı. Yani övgü temelinde, yani işte Türklerin Ergenekon'dan sahneye çıkışı, dünyaya çıkışı, o da Orta Asya'daki bu durumu anlattı. Artık anladık ki cezaevi hepsi teslim olmuş. Ondan sonra zaten işkenceler başladı artık. Oraya kadar vardı ama ondan sonra tamamen yoğunlaştı. Günlük olarak yaşam nasıldı? Sabah 6'da kaldırılıyordu. Yani orada tabii marşlar ve şeyler. Yemeğe kadar zaten 5 dakika herkes elini yüzünü yıkıyor. Orada yerinde sayıyor. Sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısı sonra tekrar yerinde sayıyor. Havalandırmada da yat sürüm kalk dayak. Öğle yemeği. Öğle yemeğinden sonra yine aynı şekilde. Havalandırma dedim, aynı şekilde. Dayak, yine dayak olayı. Yat sürüm kalk.
akşama kadar, akşam yemeğinden sonra saat 10'a kadar yine eğitim devam ediyor. Yani hep ayakta. 50'ye yakın marş vardı. Bunların ezberlenmesi gerekiyordu. Bir de bir kısmı arkadaş Türkçe'de bunu Türkçe bilmeleri gerekiyordu. Tabii bunlar bu bir sene boyunca hiç öğrenmemişlerdi. Mehmet Emin Akpınar'ın hikayesi. Mehmet Emin Akpınar, Mardinli, Nusaybinliydi. Nusaybinli köyünden olması lazım. Bu Türkçe bilmiyordu. Hatta anlatıldığına göre 4 yıl kadar askerlik de yapmıştı. Ama Türkçe ona rağmen öğrenememişti. Bu da boru hattına sabotaj düzenlenmekten çağırmışlar ama adamın dünyadan haberi yoktu. Daha sonra gazetelerde çıktı hatta. O eylemi yapanlar yakalanmıştı, itiraf da etmişlerdi. Yani poliste daha doğrusu olayı anlatmışlardı. Onu da hatta o gazetenin haberini de savcılığa gönderdiğimiz halde bırakılmadı tabii. Ona müellet tanıdılar. İşte bir iki hafta içinde bunları ezberleyeceksin, Türkçe öğreneceksin. Öğrenemeyince o gün geldiler. En az 15-20 tane asker vardı havalandırmaya. Tek tek imtihan ettiler. Türkçe'de çoğumuz az çok okuduğumuz için çoğumuz ezberlemiştik. O ezberleyememişti. Ezberlemeyince bu askeri botla tekmeyle göğsüne vurdular. Bu düştü, bir daha kalktı. Bir daha vurdu. Artı o da gurur meselesi yapmıştı. O her vurdukça bu kalkıyordu. Asker de gurur meselesi yapmıştı. Yani benim şeyle bu nasıl kalkabilir? O havalandırın bir başına kadar bunu sürükledi. Bu vurdukça bu kalktı, vurdukça kalktı, en son düştü. Düştü, kaldırdı, hepimiz aldık, bizi içeri aldılar hepimizi. Su verdik, süt veriyoruz, bir şey içemiyordu. Yani içtiğin zaman kusuyordu. 5-6 gün böyle sürdü. İşte gardiyana şey yapıyordu, yani doktoru çağırtıyorduk, gelmiyordu doktor. En son gece yarısı bir kriz geçirince gardiyanlar doktor getirdiler. Doktor serum taktı, baktı bir şey yok, dedi bunu sabah götür. Otur muayene etti, baktı bunun gidici. Bir hafta kadar kaldı koğuşta. Kendisiyle konuşmadınız mı? Bu ara onunla konuşmalarımızda ya Emin dayı biraz süt iç ne olur. Bu da artık sinirlenmişti, küfür ediyor. Diyordu ya siz ahmak mısınız, hayvan mısınız diyordu. Ben diyor ne zaman dışarı çıkarsam, elime silah alıp dağa çıktığım gün ben ancak o gün iyileşirim. Yoksa ben artık iyileşmem diyordu. Zaten gittikten bir iki gün sonra ölüm haberini duydu. Eşyalarını topladılar. Ailesine teslim ettiler. Bir onun olayı vardı. Bir de bu arkadaşı dedim ismi Mehmet Emin Akpınar'dı. Vardı. Aziz Özbay'ın hikayesi. Bir de Aziz Özbay diye Diyarbakır beylerinden birisi vardı. Onun da dünyadan haberi yoktu. Bir gün bunun evinden soruşturmaya götürüyorlar. Herhalde ailesinden yardım edenler mi olmuş, nasıl olursa. Bu kendisi sadece içkici, şey bir adamdı. Aleme düşkün bir insandı anlatıldığına göre. Bunun şeker hastalığı vardı. Bir gün hastaneye kaldırdılar. Hastanede kaldırdılar. Bu bir iki hafta sonra bu geri geldi. Dedik niye geldin? Aziz dayı dedi ya orası buradan da kötüdür. Biz orada esas duruşta yatıyoruz hastanede. Uykuda en ufak kıpırdamada coplanıyoruz. O da orada şeye yalvarıyor, doktora yalvarıyor. Diyor ben yalan ettim diyor. Doktora diyor ya işte ben tahliye oldum. Siz beni koğuşa gönderin. Ben iki gün sonra çıkıp gideceğim. Ben giderim dışarıda tutuyor. Taburcu oluyor, tekrar koğuşa geliyor. O arada tabii gardiyan yine giriyor. Diyor sen burada ne işin var? Diyor komutanım diyor. Vallahi diyor orası buradan da kötüdür. Öyle mi diyor ha? Orası buradan kötü de insanı bir daha oraya göndereceğim dedi. Ve aldı gönderdi. Gönderdiği zaman bu tabii dedi kesin ben ölürüm. Burada bunu ertesi günü hastaneye gönderdi. Ve hastanede 5-6 gün bir hafta kadar geçmedi. Tekrar diğer eşyalarını toplayın. Onun şahsi eşyalarını topladığı zaman zaten anlıyorsun ki artık ölmüştür. Onu da zaten daha sonra da öğrendik ki o şekilde ölmüştü oradaki dayaktan. Onu da hastanede öldürüyorlar. Kaldığınız koğuşta başka neler oldu? 16. koğuşta
yine bir yaz Temmuz sıcağında, yani tabii her gün sistem işkenceler oluyor da, biz tekrar yat kalk sürün, yat kalk sürün, beş, en az zaten 10-15 asker geldiği zaman normalde 2-3 asker geliyor. Ama 10-15 asker geldiği zaman biliyorsun ki bir kötü bir şey var. Orada bize yat kalk sürün dayak, yat kalk sürün dayak en az 2-3 saat sürdü. Tabii o arada düşenleri çekiyoruz kenara. Düşenleri çekiyoruz. Yani baylanlar kenara çekiyor. Baylanlar kenara. Biz en son 6-7 kişi kaldı. Biz de hani daha yaşlarımız ufak oldu, daha genç olduğumuz biraz daha sağlamdı. O orta yaş, yaşlı kesimi hepsi bayılmıştı. Abdülvahap Akın'ın hikayesi. Abdülvahap Akın diye bir arkadaş olan vardı. O birden yere düştü. Hani nasıl sen tavuk kesersin, kestiğin tavuk elinden fırlıyorsa aynı tavuk gibi öyle çırpındı arkadaş. Biz 5-10 kişi tutamadık onu. Bir bağırıyor, acayip sesler çıkarıyordu. En son dedi içeri alın. İçeri aldık, ne yapıyoruz zapt edemiyoruz. En son doktor getirdi, yine vurdular. Uyuşturucu yine. Ertesi gün bir hastaneye götürdüler. Bir o ara gidip geliyordu. Fakat bu gece yaraları bakıyorsunuz çırıl çıpraz soyunuyor, gidip şeye doğru kaçıyordu. Koğuş kapısına doğru gidip kapıya çarpıyordu. Yani önünü göremiyordu kendisi. O ara işte tekrar hastaneye götürdüler, geldi baktı felç olmuş. Ona iğne vurmuşlar, yarı felç edici, yani geçici felç iğnesini vurdular ki sağa sola saldırmasın. Bu arkadaşın durumu öyle oldu. Ahmet Kılıç'ın hikayesi. Ahmet Kılıç diye birisi var, o yine aynı şekilde çıldırdı kafasında darbe yiyince. O çıldırdı. Yani her koğuşta zaten 2-3 tane ölü vardı, her koğuşta 2-3 tane de deliler vardı. Hıdır Akbalık'ın hikayesi. Hıdır Akbalık diye birisi vardı. O koğuşta, o itirafçı tabii gittikten sonra biz anladık itiraf yaptığını. O koğuşla ilgili bilgiler vermişti. Sadece Mehmet Emin Akpınar'ın suçsuz olduğunu ama diğerlerin hepsinde suçlu olduğu biçimde bir bilgi vermişti. O zaman biz tek tek hepimizi koğuşun dışında merdiven altında götürüp bize işkence yapıyordu itirafa zorlamak için. Birkaç tane itirafçı çıktı. Bubo Taş'ın hikayesi. Bubo Taş dediğimiz arkadaş da işkenceye dayanıklı bir arkadaş. Fakat sigaraya karşı şey vardı. Zaafı vardı. Bunu da yine havalandırmaya bizi çıkarırlar ki hepimizi. Yine en az 15-20 tane asker var. Zaten 15-20 asker geldi ama muhakkak kötü bir şey vardı. Bunu çırı çırı soydular. Buna domal dediler ve aldı. Affedersiniz, kendisi tecavüz ediyormuş gibi copu kendi önüne aldı. Ve yani copuyla tecavüz etmeye başladı. Tabii o bağırdı şey, yani kanama manama oldu tabii. Bizde de yani herkes kendisine şöyle, yani bir tepki olsa da insan tepki gösterse. Gösteremiyorsun, hepimiz donmuştuk. Yani zaten ne yapacağını biliyorsak, orada ne düşündüğünü bile bilemiyorsun. Yani bir gözünde ama sen kendin başka yerdesin. Ondan sonra onu hepimizi tekrar koğuşa aldılar. Tabii arkadaş bir bunalımda. İşte herkes moral vermeye çalışıyor. Daha sonra onunla ilgili yine tabii itiraf yapmadı ona rağmen. O itiraf yapanlardan onunla ilgili bilgi veriyor. Diyor ki o sigara karşı zaafı var. Onu aldılar, hücreleri aldılar. Hücrelerde de arkadaşlar ona sigara veriyorlar zaaflarını bildiği için. Sonra gardiyanlara bak yine sigara buna ulaşıyor. Onun bulunduğu hücre alt, üst ve yan hücreleri boşaltıyorlar sigara ulaşmasın diye. Bu 1-2 hafta dayanıyor. Yani dayak işkence etmedikleri halde sadece sigara, ona karşı sigarayı kullanıyorlar ve kendisi dayanamıyor. Diyor tamam bana sigara getirme, itiraf edeceğim. Ve o sigara zaafına karşılık kendisi itiraf yapıyor ve 6 kişi onun ifadesiyle idam cezası alıyor. Bir de tutuklular birbirlerine dövdürtülüyorlar. Doğru mu? Birbirine dayak atma, yani birbirine dayak. Onun çoğu kimse tabii bu arada bir kimse yani bir ancak 1-2 kişi onu yapabildi. Kimse o şeye uymuyordu, yani arkadaşına dayak atma olayını yapmıyordu. Direniş haberini nasıl aldınız? Bir arkadaş Suruç davasından, PYK'nin Suruç davasından
mahkemeye gidip geldikten sonra 1 Eylül bu dedim 83 1 Eylül. 1 Eylül'ünde koğuşa mahkeme dönüşünde işte arkadaşlar ölüm orucu başlamış. 35. koğuşta 20 kişi ölüm orucuna başlamış. Haberiniz olsun. Tabii herkeste bir sevinç. Koğuşa direniş haberini getiren bu kişinin adı neydi? İsmi Abdülrezzak Ceylan. Bu arkadaş açıklamıştı. O bir de Nihat Ölaygü diye bir arkadaş vardı. Bunlar kendi arasında konuşma fiskos yapıyorlar. Ben de onları çünkü ben de bir fırsat bekliyorum kendim açımdan. Şimdi kimseye de güvenemiyorsun. Kimse kimseye güvenemiyor. Ben de onları takip etmeye başladım. Yani baktım onu bir şey olacak. Ertesi günü bunlar gardiyan kapı mazgalı açınca sabah bu hemen arkadaş gitti dedi ki biz iki kişi ölüm orucuna başladık. Ben de direkt zaten hazırdım ya. Ben de gittim dedim yok iki kişi değil üç kişiyiz dedim. Ben de dedim ölüm orucuna giriyorum. Ölüm orucundan sonra bu biz girince bu Abdullah, Yüzbaşı Abdullah diye binbaşıydı sanırım. Esat Oktay Yıldıran'dan sonra o gelmişti. Abdurrahman Kahraman'ın köpeği yoktu değil mi? Esat Oktay Yıldıran bir olayı anlatayım. Koğuşa girdiği zaman köpeğiyle beraber giriyordu. Köpek içeri girdiği zaman eğer esas duruşun bozuksa hayalara saldırıyor. Onun için de köpek ilk içeri girdiği zaman esas duruşta olman lazım. Esas duruşta olmasan ısırıyor, hayallerini ısırıyor. Yeni iç güvenlik amirini anlatıyordunuz. 83 1 Eylül'de ölüm orucunu başlattıktan sonra bu binbaşı olması lazım Abdullah diye birisi. O geldi bizimle konuştu. Niye giriyorsunuz dedi. Biraz böyle yumuşak şeyle. Dedik yani biz buraya geldiğimiz hepimiz 16, 17, 18 yaşlarında çocuklardık. Fazla dünyadan da haberimiz yoktu. Ama bu işkencelerin yoğunlaşmasıyla insanlar intihar etmeye işte bir çıkış aramı. Bu da bizim için fırsattı. Biz de girdik yani. Niçin girdiniz? Biz de fırsat girdik yani. Başka da bir yolumuz şeyi yoktu. Abdo'nun hikayesi. Abdo diye birisi bu yani bilmiyor Türkiye'de darbe olmuş. Bu Suriye'den Türkiye'de Urfa'ya geçer. Orada akrabalarını ziyarete geliyor. 3 kişi onları yakalıyor. Onları Diyarbakır'a getiriyorlar. Onlardan birisi Abdo bizim koğuşa geliyor. Abdo da Türkçe bilmediği için o da yani en çok yani biz zaten hepimiz işkence dayağı var. Bir de o Türkçe bilmediği için ayrıca dayak işkence ekstra fazla deniyordu. Bir gün baktı dayanamadı. Gitti tuvalette bu elektrik lambasına el attı. İntihar etmek istedi. Tabi sigorta attı ölmedi. O ara gardiyanlara dedi bu işte intihar etmek istedi bu işi. Biraz hani üzerine fazla gelmesin. Bunlar tabi korkunca üzerine fazla gelmediler. Onun da bir sözünü söylemek istiyorum. O diyordu ben dışarı çıktığım zaman ben Suriye'ye gittiğim zaman ben elime bir keleşkop alacağım. İşim gücüm sınırda Türk askeri avlamak olacak. Peki diyordu yani içinde bir Kürt asker de olabilir. Diyordu istersen babam olsun o elbise giyen kim olursa ben öldüreceğim diyordu. O da öyle bir yemin içmişti. Koğuş'ta 3 kişi ölüm orucuna girmiştiniz. Ne oldu? Ölüm orucunda bizi hücreler aldılar. Hücrelerde zaten hepsini topladılar. Koğuşlarda her koğuşta 2-3 kişi katılmıştı. Toplam 60'a yakın ölüm orucu eylemcisi vardı. 5 Eylül'de bir de patlak verdi cezaevi. Tüm cezaevi sanki elektrik düğmesine basmışsın gibi birden sloganlar ve barikatlar kurulmuştu. Birkaç koğuşa da saldırıyorlar. Geri tepki alın çünkü insanlar fırsat bekliyor dediğim gibi. Siyasinden tut adli suçlusuna kadar. Hatta bu Abdullah, binbaşı Abdullah bir koğuşta bir tane adli suçluya diyor ya sen ne yapmışsın? Adam diyor hırsızlıktan neden girmişse bilmiyorum. Diyor sen yani bunlar siyasi diyor sen ne ilgilen sen niye direniyorsun? O da diyor komutanım diyor sen bana job sorarken bu siyasidir demedin diyor. Ondan sonra zaten 27 gün sürdü sanırım ölüm orucu. Evet 27 gün sürdü. Evet. Orada koşullarımız kabul edildi.
Kürtçe konuşma işte ailelerimizle. Ha, bu arada Kürtçe konuşmayı derken ben bir annemle geçen bir olayı da hatırlatmak istiyorum. O da 81-82'de olması lazım. Annem bir tek kelime Türkçe bilmiyor. Bu avukat tutmuş annem. İşte bana bildirmek istiyor, hani avukat tutmuşuz haberim olsun. Bu duymuş ki işte idam cezasıyla yargılanıyor. Ve korkuyor tabii annem. Ona ezberletmiş de sürekli avukat tutmuşuz. O da geldi tabii görüşte. Bana diyor, dakikada bir diyor, avukat tutmuş. Diyorum tamam, he biliyorum dedim, görüştüm avukata. O tekrar diyor, avukat tutmuş. Diyorum tamam, ben biliyorum. O dakikada bir diyor, avukat tutmuş. Çünkü başka, yani ona söylememişler. Yani he evet derse anla ki o avukat tutulduğunu biliyor. Bu dakikada bir diyor, avukat tutmuş. Avukat tutmuş. En son baktım ki anlamıyor. Dedim ki he, Türkçe biraz Türkçe konuşur dedim. He he dedim. Ondan sonra zazaca e dedim. Bak hemen beni çektiler. Annemi de şeye. Artık anneme dayağı atılar atmadı bilmiyorum. Bizi de çektiler tabii orada. Bana da dayağı atmadılar. Fakat tabii annem herhalde korkmuştur yani oğluma dayağı atmışlar diye. Bizi o ara çektiler. Yani öyle bir olay geçti. 23 Nisan Çocuk Bayramı'ndan dolayı çocukları cezaevi içine mi aldılar? 82-83 olması lazım yine. 23 Nisan. 83 olması lazım. 23 Nisan Çocuk Bayramı olduğu için hani sözde bunlar çocuklara değer veriyorlar. Yalnız biz cezaevine düşmeden önce kimisinin derin eşi hamiledir, kimisinde çocuğu daha yeni doğmuş bebektir, kimisi de 1 yaşında. Ama o 83'e kadar kimse görmemiş. 83'te dediler işte 23 Nisan'dan dolayı işte çocukların bayramı olduğu için aileler anne babalarıyla görüşecek diye. Babalarıyla. Biz tabii şeye gittik. Görüşmeye giderken çocukları verdiler içeriye. Şimdi verdiler, kimse bilmiyor kimin çocuğu. Bazıları hiç bilmiyor kendi çocuğu var mı yok mu. Şimdi verdiler, şaşırdık kendi aramız. Ya bu işte yani kimse bilmiyor çocuk kimin çocuğudur. Bir arkadaş dedi ya en iyisi de hepsi bizim çocuklarımız, bay sırayla öpelim öyle geçsin. Biz de tek tek çocuklar öyle öpere gitti. Kimse yani bilmiyordu kimin yeğenidir, kimin oğludur, kimin tanımıyorduk. O öyle geçti. Direnişten sonra yaşam normale döndü mü? Tabii artık şeyler yani normal yaşantı devam ediyordu. Artık insanlar birbirine sohbet edebiliyordu. Kürtçe serbest konuşabiliyordu. İşkence, dayak yoktu. Tabii bunu devlet hazmedemedi. Ne yaptı? 84-11 Ocak'ta bizim koğuş görüşe giderken orada saldırıya uğruyor. Onları hücreye aldılar. Biz koğuşta işte 15-20 kişi falan kaldı. Yine aynı Eylül olayı gibi birden sloganlar atıldı. Herkes tekrar barikatlar kurdu, saldırı var diye. Herkes, tüm koğuşlar birbirine haber verdiler. Biz de barikatımızı kurduk. Burada tabii yine tüm koğuşla her gün bir koğuşa bunlar saldırıyordu. Çünkü giremiyorlardı. Her gün ancak bir koğuşa gidebilir. Düşün, Ocak'tan başladı. Sanırım Şubat'a kadar mıydı? Şubat'ın ortalarına kadar her gün ancak bir koğuşa girebiliyorlardı. Yani böyle zaten Ocak, Kasım, Mart, 3 Mart'a kadar eylem devam etti ölüm orucuna beraber. Ölüm orucu da sanırım Ocağın 12 mi 13'ünde ve o dönemlerde kararlandı. O dönemde her siyasetten, her gruptan ölüm orucuna başlayanlar oldu. Yılmaz Demir'in hikayesi. Yılmaz Demir diye bir arkadaş vardı. Konya'nın Kürtlerinin özgürlük yolu davasından içeri düşmüştü. Bir sabah kalktı ki lavaboda bu nevresinden kendini asmış. Asmış, tabii haber verdik onlara. Savcı geldi, işte asker, subay numaralar geldiler. O ara onlar gelmeden önce cebinde dedik bakayım bir yazmazı var. Aldık yazıyı, okuduk. O ara ezberledik de. Fakat sonradan unuttuk yani. Ama burada direnişle ilgili, yani niçin kendini astığını ve en son cümlesini hatırlıyorum. Özgürlük için savaşmayana özgürlükçü denmez diye bir son sözü oydu. Ondan sonra geldiler, tabii alıp götürdüler onu.
Savcı bizi tabii şeye çağırdı. Hepimizi ifadeye çağırdı. 10-15 kişi vardı zaten. Tabii ifadeye alınırken 15-20 yakın da odaya asker getirdiler. Hani tehdit aldı, bak işte bir şey söylerseniz işkence yaparız gibisinden. Orada savcı yani yarıya kadar biz bilmiyoruz ne için yapsın değil mi? Biz diğer yarı grubumuz da artık zaten birisi başlayınca herkes aynı şeyden gitti. İşte yok bu yani orada savcı söyledi bunun bir aşkı var mıydı, sevdiği kız var mıydı, bunalıma girmiş miydi, bundan mıydı? Hepimiz dedik yok yani bunalımı yoktu. Bu kendisi de yani, direnişten yanaydı. Kendisi okumuş yani cahil bir insan da değil ki kendisine bunalıma girsin. Bu orada zaten ne amaçla intihar yaptığını, kendini astığını yazıyor orada. En son zaten orada diyor, özgürlük için savaşmaya özgürlük için denmez. Öyle deyince bizi artık koşullara verdiler. Zaten sonra şey aldılar bizi jüriye. Kenan Evren beni idamdan yargılıyordu. Babam yeni doğan oğluna Kenan adını vermişti. Sen 86-87 olacak. Ben de babama dedim kardeşlerimi de getir. Geldi baktım 7 yaşlarında bir kardeşim. Aldım öptüm tabii bu işe var. Ben tabii cezaevine düşmedim. 2-3 tane kardeşim de ufak böyle 2-3 yaşlarında olanlar. Ben sandım onlardan birisi. İsimleri Mahmut bir de Abdullah. Dedim bu Mahmut mu Abdullah mı? Yok dedi bu Kenan'dır. Nasıl Kenan? Bu nereden çıktı? Dedi ya sen cezaevine düştüğünde 2-3 ay sonra da bu doğdu. Biz de ismini Kenan koyduk. Ben de dedim ha bu ara bu 2-3 o 2-3 ay içinde bunlar benim öldüğümü sanıyorlar. Çünkü hiç benden haber almıyorlar polis soruşturmasında cezaevinde. O ara bu doğmuş ve ismini Kenan koymuşlar. Kenan biliyorsun Kenan Evren darbenin başındaki adamdır. Tabii bir yani öfke mi diyeyim bir böyle dedim yani babama dedim Kenan Evren beni asırma ben idamla yargılanıyorum. Kenan Evren beni asacak, siz de onun ismini Kenan koymuşsunuz. Bir şey demedi babam. Yani normalde insan ölen çocuğun ismini koyar. Çünkü ona beni öldü diye biliyorlar. Ama onun ismini Kenan yapmışlar. Yani ben Mehmet Emin koymamışlar da Kenan yapmışlardı. Öyle bir, hatta gittiğimde de koğuşta utandım. Dedim ki yani babam kardeşimin ismini Kenan koymuş. Hatta bir yazı da yazmıştım orada günlük. Yani o duygularımı tam ifade edemiyorum ama böyle bir sanki bir boşlukta gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Öyle bir şey oldu işte. İşkence altında sizi en fazla etkileyen, suçluluk duygusuna iten olay hangisidir? Ben kendimi tam o güne götürüyorum. Yani bir insan sanki bir suçluluk da hissediyorsun. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi bunu sürekli insan... şimdi o anki olayı anlatayım. Şimdi tekrar o güne gidiyorum ben. Yani şimdi tüylerim diken diken oluyor. Onu söyleyeyim yani böyle bir... oradaki olay önce askerin olayını bir anlatayım. Asker job olayını ben tatlı tanıyorum. Job'u affedersin cinsel organın şeyin hizasına götürüyor. Ve onu da domaltmış. Sanki kendisi tecavüz yapıyormuş gibi. En az 15-20 tane de asker var. Biz de hepimiz hizadayız. Hepimizin göz önünde. Bu job olayı kendisi sanki zevk duyar gibi kendisi affedersin cinsel ilişkiye geçer gibi jobunu bir soğuk kendisi o hareketiyle beraber yapıyor. O arada şimdi insan ben şu andaki şey yani sanki bir hayal görüyor. Sanki ben o adamı görmüyorum ama hani bir şey bir, sanki bir film izliyorsun gibi. Yani sanki senin yanında olay değil de kendin de orada mısın değil misin şeyinde değilsin. Kendini o insan yerine koyuyorsun. Yani bu bana da yapmış olabilir. Ama bir şey de yapamıyorsun. İnsanlar artık dedim ya robotlaşmış yani. Ne yapacağını bilemiyorsun. Herkes birbirinden bir şey bekliyor. Yani öyle bir şey ki herkes birbirinden bir şey bekliyor. O anda yani nasıl... yani orada sanki değilmişsin gibi. Yani görmek istemiyorsun ama sanki hayal görüyorsun gibi oluyor. Bizim oradaki o ruh halimiz. Ve içeri girdiğimizde de zaten birbirimize de bakamıyor. Yani sanki o suçu sen işlemişsin. Sanki hem tecavüz etmiş eden sensin hem tecavüze uğrayan sensin. Yani bir suçluk şeyi var. Yani insan anlatırken bile insan utanıyor. Çünkü yani kendine bir suçluk hissediyorsun. Yani o suçluğu her zaman hissediyorsun. Job'la
tecavüze maruz kalanın adı neydi? Adı Bubutaş, Mardinli. Yaşadıklarınızı unutmak mı istiyorsunuz, yoksa sürekli üzerinde konuşmak mı istiyorsunuz? Yok, öyle günlük şey olmuyor. Ancak eski arkadaşlar gördüğü zaman yani o günlere bahsediyoruz. Bazen de hiç, yani pek girmek istemiyorsun. Bir de yani biraz o 83 olayından sonra ölüm orucudur, işte bu direnişler biraz insana moral veriyor. Yani diyorsun kendimi en azından onurumuzu ne kadar kurtarabildikse. Yani biraz onunla aviniyoruz, onu açık söyleyeyim yani. Yani hani itirafçı olmadık, arkadaşımıza tokat atmadık, kimseye zarar olmadı. Ancak orada hani işte kendime zarar verdim duygusuyla aviniyorsun. Yani yaptımsa da zarar bana oldu duygusuyla, ama hiçbir arkadaşına diyelim zararın olmamış. Diyarbakır denilince aklınıza ne geliyor? Diyarbakır dediğinde hep cezaevi geliyor. Yani diyelim Diyarbakır'ın, ben bir sene de Diyarbakır'da kaldım. O da o cezaevine girmeyince güzel anlarım da oldu. Pek onları insan hatırlamıyor. Diyarbakır deyince cezaevi. Yani o cezaevi, işkence, Esat Oktay Yıldıran ve gardiyanlar geliyor. Yani. Esat Oktay Yıldıran neyi ifade ediyor? Esat Oktay Yıldıran, ben şöyle diyeyim, ben daha sonra Almanya'ya geldikten sonra gittim Auschwitz kampını ziyaret ettim. Çünkü filmlerde de biraz benzer şeyler vardı. Oradaki o Nazi subaylarına benzetiyordum. Zaten yürüyüş tipi de onların gibiydi. Yani öyle bir üzüntüsü de vardı. Onu yürürken Hitler gibi yürüdü zaten. Kendimizi oradaki Yahudiler gibi görmeye başladım. Çünkü orada da aynı bizim koğuşlardaki gibi raf sistemi vardı, tahtadan. Orada da tek tip elbise çizgili vardı, bize de tek tip elbise mavi giysi vardı. Aynı yataklar aynıydı. Uygulama aynıydı. Oradaki şey, sağlam olanlar gidip çalışıyordu, hastalananlar gaza atılıyordu. Ama bizde de hasta, sakat olanlar bir şey yapılmıyordu. Onlar da tabii psikolojik işkence görüyor, çünkü onların gözünde dayak atılıyordu dedi. Bizde sağlam olanlar da yani hastalandıkça ve öldükçe onlar ancak kurtulabiliyordu. O sağlam olanlar sürekli dayak yiyordu. Aradaki bir fark vardı. Bir gaz fırını yoktu bizde.